Babamın dedesi dahi burada doğup büyüme, yani eskilerdeyiz. Deresekli köyünün de kurucularından babamın dedesi. Babamın dedesi dahi burada doğup büyüme, Beykozoğlu'nda. Gençlik dönemimdeki Beykoz çok güzeldi. Dayanışma vardı, paylaşma vardı, yardımlaşma vardı. Bugün hepsi sadeleşti, hiçbir şey kalmadı. Yani Beykoz eski Beykoz değil. Her şey bitti, paylaşım da bitti, yardımlaşma da bitti. Geçim zorlaştı gittikçe, zorlaşıyor da. Buralarda da aynı, fark etmiyor zaten. Buradaki köy yaşantısı 70'li yıllara kadar izdihamda. Yolumuz yoktu. Buradan askeriye vardı, Kavak yolundan çalışıyorduk. Askeriye hiçbir şey yapmıyordu. Yani bir çuval çimento dahi geçirmiyordu oradan. Şimdi bu Özal döneminden sonra askeriyeyi tel örgü içine aldı. Buralar biraz daha şey oldu. 72'de bu yolumuz yapıldı. Biraz rahatladık. Yani buradaki geçim çok zordu daha eskilere dayanırsak. Şimdi şu an imkanlarımız biraz daha elverişli. Daha kolay geçimimiz var. Çocuk ne yapar? Bol bol oyun oynar. Hele böyle sade bir yerde, sakin bir yerde. Yani zaten çalışmaya çocukluk dönemimizde başladık. Çünkü çiftçilikten uğraştığımız için çocukluk yıllarımızda ilkokul bittikten sonra hayat çemberine girdik, girdaba girdik. Şimdi komşuluk, akrabalık, bütün bağlar koptu gibi yani, şey yok. Öyle bir sıkı bağ kalmadı. Herkes geçime mi döndü, ne bileyim hayat mı zorlaştı bilemiyorum ki. Yani eski yardımlaşma, dayanışma bugün yok. Bugün bitti. Ya komşuluk yine devam ediyor, şey yok ama eski bağ yok. Bağ koptu yani, aradaki o sıkı bağ koptu. Herkes geçim derdine döndü. Herkes işine gücüne döndü. Eskiden kendi işimiz olduğu için yardımlaşıyorduk. Birbirimize yardım ediyorduk. Tabii imece usulü birbirimize yardım ediyorduk. Ama şimdi herkes işe girdi. Başka işler peşinde koşuyor. Yani köy yaşamı bitti gibi bir şey. Köy yaşamı sadeleşti. Zaten buralar mahalle oldu biliyorsun, köyden çıktı.
işimiz zor. Hayvan bile yaptırmıyorlar. Gübresi kokuyor, yollara hayvan salamıyoruz dışarı. Yollara hayvan pisliyor diye pek şey yapmıyorlar, sıcak bakmıyorlar. Eskiden yaptığın işten haz duyuyordun, mutluluk duyuyordun. Bugün yaptığın işten mutluluk duyamıyorsun. Çünkü eski tat tuz kalmadı. Piyasa bozuldu. Ne bileyim, eski kâr marjları düştü. Eskiden bir kişi çalışır, bir aileye bakardı. Şimdi bütün aile çalışmazsa geçim zorlaştı yani, şey yapamıyor. Şimdi televizyon burada yakın zamana kadar çok yerde yoktu. Zaten elektrik köylerde çok geç geldi. Ulaşım sağlanmadı. Ne bileyim, telefonlar yoktu. Televizyon yoktu. Yani komşuluk, arkadaşlık bambaşkaydı eskiden. Mutlu bir komşuluk, mutlu bir arkadaşlık vardı. Bugün ne komşuluk kaldı, ne arkadaşlık kaldı. Bunlar hepsi menfaate dönüştü bugün. Eskiden giderdik mesela, biz komşuya giderdik, komşular, arkadaşlar bize gelirdi. Gelip gitme olayı yani çok azaldı, sıfır diyemem de sıfıra kadar indi gibi. Gelip gitme olayı bitti. Ulaşım tabii çok geri dönersek, ulaşım tabii ki zordu. Bugün her türlü imkan var. Herkesin aracı yoktu eskiden. Örneğin Dereseki'de çocukluk yıllarında bir tane otobüs vardı. Gafur amcamız vardı. Gafur amcamızın kullandığı bir Mercedes, balta burun Mercedes bir otobüs vardı. Bir tek o. Ondan ulaşım sağlanıyordu. Burada Anadolu Feneri var mesela. Orada bir İsmail amcamızın bir otobüsü vardı. Sabah giderdi, akşam geri dönerdi. Başka ulaşım yoktu. Zaten ulaşım olsa yabancı giremiyordu. Yabancı araba giremiyordu. Askeriye kapı vardı burada. Kapıdan sokmuyorlardı. Yani zor bir hayat yaşanıyordu tabii ki o gün şeyde, ama mutlu bir hayat yaşanıyordu. Bugün kolay bir hayat var, mutsuzluk var. Mutluluk yok, eski mutluluk yok. Tat tuz kalmadı. Ama bunu bizler mi yarattık? Böyle geldi, böyle mi gidiyor, onu çözemiyorum. Genelde yaz sebzesi, domates, biber, patlıcan, fasulye, mısır, genelde yaz sebzesi üretiyoruz. Yani kışlık sebze de lahana, pırasa gibi basit şeyler. Zaten bizim burada iklim kısıtlı, fazla şeyimiz yok. İhtilalinde çocuktuk tabii, o kadar fazla şeyimiz yok da 80 ihtilalinde fazla bir etkilenme olmadı. O dönemde biz olaya karışmadığımız için, yani sağ sol olayına karışmadığımız için hiçbir etki görmedim ben. İyi bir olay değil. Yani burada aynı vatanı neyle paylaşmaya kalkıyorlar bilmiyorum. Vatan bizim vatanımız.
kimseye verecek halimiz yok. Çünkü dedelerimiz, atalarımız bunu kanından, canından almış. Biz korumak zorundayız. Yani bu sağ sol davasına benim aklım ermiyor fazla. Şimdiki gençler telefon cebinde, bilgisayar masada önünde. Yani çok molotan bir hayat yaşıyor şimdiki gençlik. Şimdiki gençlik, gençlik değil. Bizim zamanımızda toplanırdık çoluk çocuk burada. Arkadaşlar, eş dost toplanırdık. Büyüklerimiz masal anlatırdı televizyon yokken. Çocuklar burada oyun oynardık. En büyük hobimiz de araba kaymaktı. Yapardık bir araba. Rampadan aşağı araba kayardık. Yani çok neşeli geçti bizim çocukluğumuz. Sade bir yaşamı var bugün Beykoz'un. Kimse birbirini tanımıyor. Eskiden herkes birbirini tanırdı. Bir yeri, bir toplum olduğu vakit, bir camiada toplandığım vakit herkes birbirine selamlaşırdı. Şimdi öyle bir şey kalmadı, bitti. Yani herkes işinde gücünde. Çok bir sade, molaton bir hayat yaşanıyor şu an. Mesleğim serbest çalışıyorum. Çiftçilik yapıyoruz, orman işi yapıyoruz. Mutlu olay da unutuluyor da mutsuz olay unutulmuyor. Mutsuz olay pek yaşamadım Allah'a şükür. Genelde mutluyduk. Bir mutsuzluk görmedik. Gençlerimize tavsiyemiz şu olabilir, dürüst olsunlar, saygılı olsunlar, vatana, millete sahip çıksınlar yeter, başka bir şey istemiyorum.